Çok ilginç bir karakter. Evet, öyledir. Muhtemelen bizim neslin en iyi doktorlarından biri. Katılıyorum. Ondan çok şey öğrendim. Eminim öğrenmişsindir. Peki. Yeni dünyada bir süre çalışmışsın. Harika. Burada 2021 yazıyor. Orada ne kadar kaldın? Bir ay. Ne oldu? Vallahi uyum yakalayamadık açıkçası. Ama Şebnem Hanım çok iyi bir yöneticiydi, iyi bir insandı. Bir dakika, bir dakika. Şu lenfoma hastasındaki doktor sen miydin yoksa? Evet, evet. Zor bir durumdu tabii. Muhtemelen daha iyi yönetilebilirdi. Hayır. Şebnem bildiğin kibirli kasıntı tipindekidir. Çok iyi yapmışsın. Vallahi sevindim açıkçası. Böyle düşünmenize. Peki hastanın lenfoma olduğuna nasıl karar verebildin? Laboratuvar sonuçlarında alışılmışın dışında bir laktik asit artışı vardı. Benim de 3-4 ay önce çok benzer bir vakam vardı. Anlatmaya çalıştım ama derdimi anlatamadım. Çok iyi. Gerçekten. Keşke sendeki cesaret bende de olsaydı. Estağfurullah. Vallahi cesaretim piyasada. Hayır. Yani cidden sendeki cesaret bende de olsaydı senin için yönetim kuruluna baskı yapabilirdim. Ama maalesef yok. Yapamam. Kusura bakma. Gerçekten. Sana iyi şanslar. Yemek yemek istemiyorum. Hastane yemeklerinden hoşlanmıyorum. Birazcık olsun yesen kızım. Hatırım için. Sen yemek yerine kadar gitmeyeceksin. Öyle mi? O zaman buraya yatak attırtman gerekecek. Çünkü buradan çıkana kadar yemek yemeyi hiç niyetim yok. Bir şeyler yemek zorundasın. Eğer eve gitmeme izin verirsen zaten annem bana vejetaryen yemeklerinden yapacak. Tabii yaparım kızım. Hem de en sevdiklerinden yaparım. Sen bu durumdayken mümkün değil. İşlenmiş beyaz ekmek mideme dokunuyor. Çavdar ekmeği getirin bari. Hem ayrıca organik meyve, sebze falan yok mu? O zaman annenden rica et sana getirsin. Annem burada değil mi? Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Bence boşuna konuşmaya gerek yok. Peki bu oldu? Soralım. İpek Hanım Mehmet Ali ile neden buluştu diye. Belki de gerçekten hocamın haberi yoktu. Eskişehir haklı olabilir. Bana şu sahtekardan bahsetme. Ya aslında sorabilsek en azından var mı yok mu anlarız. Bu Mehmet Ali şimdi kovuldu, işsiz bilsiz kaldı. Başımıza gelmiş. Doğru. Kim sordu? Ben sormam, kura çekelim. Ya inanmazsa hoca? Niye inanmasın ya? Sen duymadın mı konuşulanların hepsini? Elimizde kapı gibi fotoğraf var. Ya duydum da. Ne fotoğrafı? Hocam biz sizin... Hadi hadi uzatma da şu fotoğrafı göster bakalım. Peki hocam, Mehmet Ali Çağlar'a iş teklif etti hocam, duydum. Büyük bakalım azıcık. Suratları değil, masayı büyüt. Ne yemişler merak ediyorum. Neydi o şimdi? En azından söylemiş olduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne vereyim? Önden bir dana karpaccio. Hı? Seversin sen. Yanına bebişko patatesler. Üstüne bir pilav, pardon risotto, mantarlı. Hı? Onun üstüne de tatlı olarak, bak onu bilmiyorum işte. Tatlı olarak ne versem acaba? Her neyse, bunların hepsini şimdi yersen
Bayağı bir şişersin. Evet, o yüzden bir de soda getirdim üstüne tatlıdan sonra. He? Duramıyorsun değil mi? Vallahi duramıyorsun. Taktın mı takıyorsun? İtiraf edecek misin? Ben mi söyleyeyim? Ha? Görüşmüşsün. Gidip Mehmet Ali ile. Evet, yemek yedik yani. Son bir defa konuşmak istedim. Hı, ne konuda konuşmak istedin? İşsiz kalmış da acaba onunla alakalı mı diye. Hayır, hiç alakası yok. Buraya kesinlikle dönmek istemiyor. O konuyu kapattık zaten. Biz başka şeyler konuştuk. Ha. Biraz sanki kızmışsın gibi geldi bana. Hı? Ben şu anda sana kızıyorum Ateş. Madem ne yaptığımı bu kadar iyi biliyorsun, niye açık açık konuşmuyorsun? O zaman zevki çıkmaz ki. Hı? Böyle kıvrandığını görmek daha çok hoşuma gidiyor benim. İşte ben de tam da bu yüzden sana hiçbir şey anlatmıyorum. Anlatma zaten. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Anlatmadığın zaman daha zevkli oluyor. Hı. Peki. Acaba bana anlatmadığın daha başka neler var? Ne gibi sırlarım var? Ne gibi gizli duyguların var? Var mı? Olsaydı bilirdin. Olmasaydı da bilirdim. Hekim oğlunun şu sahtekarı pohpohlamasını içime sindiremiyorum. Bence biraz sakin ol ya. Sinirlenmenin sana bir faydası yok. Biz tartışırken Hekimoğlu nasıl eğleniyor gördün mü? Oh! Resmen eğleniyor ya. Hoca doğru söylüyor aslında. Bu tartışmalar kafamızı açıyor. Baksana, boş boş durmak yerine buradayız. Elimizde hastalığa neden olacak sebepler var. Ne bileyim, belki de sen haklısındır. Göreceğiz birazdan. Haklı olduğum ortaya çıktığında hepiniz göreceksiniz. Kesinlikle vasküret değil. Yalnız sana kötü bir haberim var abi. Ne o? Akut intermittent porfiri için aldığımız örnek negatif. Yani yanıldın. Eskişehir kazandı. Benim yanılıyor olmam onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. Vasküret testinin sonuçlarını görelim. Bundan sonra konuşalım. Görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.